Evet, sebep sonuç devam ediyor. Irak İslami Direniş Hareketi İsrail'de bir limanı vurdu. Belki de bu gece konuşulacak en önemli konulardan liman birisi bu. Liman boşmuş aldığım bilgilere göre. Boş muymuş limanda Yusuf Hocam? Bu Husilerin saldırılarından dolayı boşaltılmış liman. Bu belki de sizin az önce söylediğiniz tezi destekliyor. Siz de dediniz ki İsrail'in kara harekatı açıklandı az önce. Ona uygun zemin mi yaratmaya çalışıyorlar diye. İhtimal dahilinde çünkü İran'ın yaptığı misillemeleri daha önce Trump'a bildirdiğine dair Trump'ın beyanatları Trump vardı. Beyanı var. Savaş her türlü olasılık olabilir. Çünkü bu yapılanmayı da tanımıyoruz Ekrem abi. Bilmiyorum sen daha önce duydun mu böyle bir yapılanma Biraz. Ama sen bilirsin de hani ben ilk defa duyuyorum bu yapılanmayı. Yok var öyle bir yapılanma var da. Bizim aslında bir liste vardı. Öldürülenler mi? Bir... Bölgedeki İran'ın güçleriyle bağlantılı Irak'taki listede o vardı diye hatırlıyorum. Öyle mi? Ben hatırlayamadım ama doğrudur öyle ama bir yapılanma böyle hareket etme olasılığı da olabilir. Pardon özür dilerim. Yok yok. Yani her türlü bu yapılanmaların nasıl ilişkiler içinde olduklarını bilmiyoruz. Bu olasılıkları değerlendireceğiz, anlamaya çalışıyoruz. Reklama gitmeden önce de Suriye'de liman vurdu İsrail bugün. Ve Rusların kontrolünde bir Tartus limanını vuruyor. Şimdi bunun anlamı ne? Levent Hoca da diyor ki Esad bu süreç içerisinde bir af ilan etti. Gelmekte olanın kendisi üzerine doğru geldiğini düşünüyor tam diyor ama anlatıyorum. Gafar Yakıcı da diyor ki bu af aslında Türkiye ile ilişkiler açısından ilan edilmiş bir aftı. Ben de böyle olmadığını söylüyoruz. Konuşmaya devam edelim isterseniz. Burada en önemli nokta şu. Ayakta devam Lütfen, edeyim isterseniz. Lütfen alabilir miyim? Sopayı alabilirsiniz. Buyur hocam. Kalemim yeterli hocam. Sen bilirsin. Biz asker ya da hoca olmadığımız için. Şimdi Suriye'den gelen göç dalgası bir kuzeye gitti. Evet. Yani buraya geldiler. Buraya geldiler. Almanya çok bağırıyor ya bize de geldi diye. 1 milyon aldılar onlar. Az ama dişlerine yani. Bakarak. Az değil ama. Ya evet dişine topuğuna bakarak bizi de öyle almıştı. Yani 1961'de bizim iş göç anlaşması imzalandığında bizi de öyle aldılar. İşçilerimizi öyle aldılar. Dişe topuğa bayağı baktılar. Onlar, şimdi ona bakmıyor da diplomaya bakıyor. Öyle şeyler yapıyor. Az değil. 1 milyon da oraya gitti. Aşağı yukarı 4,5-5 milyon civarında Türkiye'de var. Gene 2-3 milyon civarında Lübnan'da olduğu söyleniyor. Yani kimisi 1 diyor, kimisi 3 diyor. Takriben büyük ihtimalle 3 milyon civarında Lübnan'da mülteci var. Şimdi bir virgül atıp bir şey söylemek istiyorum tabii müsaade edersen. Ondan sonra devam edeyim tabii bu konuya. Ya Lübnan'da Lübnanlar arasında böyle beyaz Lübnanlılar. Demin o gezdiği yer var ya atanın. Ruha bölgesi o bölgede biraz sosyete yaşıyor. Böyle bu mültecilerden çok şikayet ediyorlardı. Öyle mi? Ya diyorlardı bu Suriyeliler geldi bizim işte canımızı sıktılar falan filan. Niye geliyorlar? Yani savaş bu var kaçar mı insan yani ülkesinden? Yani bunu bir espri ya da şaka olarak söylemiyorum. Acı olan şey şu biz burada da söylüyoruz ya. Çok önemli. Yani bu Allah bir bela bir felaket verirse kimin başına ne geleceği belli olmaz. Ne oldum demeyeceksin ne olacağım diyeceksin. Her şey olabilir. Bugün Lübnanlılar Suriye'ye geçiyorlar. Kendilerini korumak için. İnşallah felaket büyümez. Herkes vatanına, yurduna döner. Dünyanın en güzel yeri insanın vatanı. Ama burada bir defa bir ibret var. Onu biz alalım yani. Türk toplumu olarak biz onu alalım. Yani Suriyelilerin başına gelen başka bir toplum başına gelmez diye bir kaide yok. Burayı kapatıyorum Çok parantezi müsaadenle. Şimdi Beşar Esad dünkü kabine toplantısında hükümetin yeni üyeleri falan var işte. Onlara diyor ki ilk göreviniz diyor bu Lübnan'la dayanışma diyor. Bunu yapacaksınız diyor. Neden? Çünkü Lübnan biterse sıra ona gelecek. Yani zaten toprağı bir kısmı işgal altında. Evet. Şimdi bu mültecilerin dönüşüyle ilgili konuyu nereden okuyorum? Evvelki hafta, geçen hafta daha doğrusu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir röportajı vardı. Anadolu Ajansı editör masasında konuştu. O röportajda enteresan bir şey söyledi. Dedi ki, Suriye ile görüşmeler konusu soruldu. Biz dedi öyle çok aşırı şartlar beklemiyoruz, öyle şeylerimiz yok dedi. Yani... Anlaştığımız şeyleri minimumda da tutabiliriz dedi. Bizim için en önemli koşul şu dedi. Yani vazgeçemeyeceğimiz şey. Her şeyi konuşuruz. Şu konuda çok ısrarcıyız dedi. Anayasa falan da demedi bu arada Suriye ile ilgili. Dedi ki buradaki insanların vatanlarına geri dönebilmesi için ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanabilmesi için içeride bir istikrar ortamı oluşturulması lazım. Ha, Sayın Fidan bunu söylemedi ama ben ekleyeyim. Ha, bunu anayasayla mı yaparsın, seçimle mi yaparsın, başka bir şekilde nasıl yaparsan yap kardeşim dedi. Dönenleri öldürmeyeceğinin ve yaşam koşulları ertesi askeri seviyede sağlayacağını. Keşke sağladı. Samimi olsa. Ertesi gün bu af çıktı. Hemen ertesi gün çıktı. Daha sonra da hem Hakan Fidan'ın hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları vardı. New York'ta yani oradan gelen haberler vardı. Rusya'da ikinci fazın bir fazın daha başlayacağını görüyoruz. Şimdi Suriye tarafı da mecbur bu işe yanaşmak zorunda. Mecbur kaldılar artık. Çünkü buradan üzerlerine bir ateş geliyor.
Türkiye'nin mecburiyeti zaten var, onu söylememize gerek yok. Türkiye Suriye'yi ikna etmeye çalışıyoruz biz aslında belirli konularda. Yani neydi oradaki konu mesela? İşte Türk askeri çekilsin. Mesela ilk kez Suriyeliler bu süreçte şunu söylediler. Suriye hükümet yetkilileri. Kaldırıyoruz. Dediler ki biz ya yani hemen çekilsin falan demiyoruz. Ön koşul değil. Varacağı yer burası. Prensip olarak falan dedi. Yumuşadılar. Enteresandır. Lavrantiyev'in hemen Esad görüşmesi sonrası bu. Hemen sonrasında oldu. Buradan evet. Da onu okuyun. Yani Hakan Fidan'ın ziyaretleriyle birleştirin. Demek ki burada Suriye toprak bütünlüğünü korumak zorunda olduğunu biliyor. Ona bunu aynı zamanda Rusya söylüyor. Ona bunu Türkiye söylüyor. Yani Türkiye de onu söylüyor. Çünkü dünyada bakın Birleşmiş Milletler'in temel ilkesi. Ulusların toprak bütünlüğü dokunulmaz değil mi? Biz de ona sahip çıkıyoruz. Birleşmiş Milletler üyesi bütün ülkelerinde buna sahip çıkması gerekiyor. Uluslararası Adalet Divanı kararları da bunu söylüyor. Hepsi bunu söylüyor. Uluslararası hukuk bunu söylüyor. Peki dünyada Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni Birleşmiş Milletler kürsüsünde yırtıp atan kaç devlet var? Bir tane devlet var. O da İsrail. Bir. Ve yani şunu söylüyor İsrail. Diyor ki bu sözleşmede yazan ulusların toprak bütünlüğü falan konusu ben umurumda değil, ben bunu tanımam diyor. Peki fiiliyatta bunu gösteriyor mu? Gösteriyor. Evet. Dolayısıyla dünyada bugün yayılmacılık tehdidinin en yüksek olduğu yer İsrail. Yani bir yayılmacı ülkeden bahsedeceksek mesela Rusya Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü bozdu değil mi? Hı hı. Fakat orada acayip bir süreç var. 2014-15 anlaşması var, Minsk Round'u var. Yani Rusya masa şimdi bugün de hatta Rusya masaya oturalım diyor. Rusya diyor. Bak İsrail masaya da oturmam diyor. Çok enteresan. Hiç kıyaslanacak yani. Bence güç hiç değil hiç yani. Putin'le İsrail ne tabii. Meşruiyet açısından şimdi ne dolayısıyla dünyada açısından. Bugün yayılmacılıktan söz edeceksek. Yayılmacılık iki tane devlet vardı. Birisi Ermenistan'dı. Gidip Karabağ'a çökmüştü. 30 yıl. Arkasına Amerika, Fransa, kısmen Rusya olduğu için çıkmadı. İşte Azerbaycan döve döve çıkardı onu oradan attı. İkinci ülke İsrail. Yani Ermenistan güçsüz bir ülke tabii. Ermenistan zavallı bir ülke. İsrail'in durumu öyle. Ermenistan gariban bir ülke. Yani onu kullandılar ve bir kenara atacaklar. Öyle. Fakat İsrail'in durumu o değil. İsrail adeta bu kapitalizmin aklı gibi. Onun için buradaki tehdit karşısında bir defa demin Yusuf Hoca çok ilginç bir şey söyledi. Arap ordularından bahsetti. Komansiyon. Yani geçmiş savaşlarda Arap orduları ne durumdaydı, bugün ne durumda? Aslında şunu görüyoruz. Tek kutuplu dünya o kadar zararlı olmuş tabii ki dünya halklarına. Tabii. Tek kutuplu dünyanın sonu şu olmuş. Bu bölgedeki bütün yerel güçler, yerel ordular zayıflamış. Irak diye bir şey kalmamış, Suriye diye bir şey kalmamış, Libya diye bir şey kalmamış. Afganistan zaten malumunuz. Bu noktaya gelmiş. Her zaman çok seslilik ve çok kutupluluk iyidir zaten. Yani o dediğiniz dönemde Rusya'nın desteği vardı. Tabii. Mısır'da veya İsrail'le savaştığı zaman. Şimdi Suriye'de vardı. Şimdi o bölgede o kadar etkili. En azından silah alabiliyorlardı. Tabii. Şimdi Rusya'da yani Rusya bir gelişme şeyi gösteriyor ama hani nereye varır onu adam bilmiyoruz. Adam yedi düvelle savaş tabii yapıyor yani. Bunu da söylemek değil. Gerekiyor Putin'e. Mısır'ın havalanmadan havalimanlarında vurulan uçaklarının bir bölümü Sovyet uçağıydı. Sovyetlerin gelişkin uçaklarıydı. Aynı şekilde Suriye'nin pek çok Sovyet yapımı uçağı vardı. Yani bu ülkelerin hava güçleri vardı. Kuvvetli hava güçleri vardı. Bakın tek kutuplu olunca dünya ne hava gücünüz oluyor ne hava savunma sisteminiz. Ya biz NATO üyesiyiz. NATO üyesi olduğumuz halde bu adamlar bize o füzeleri vermediler ya. Yaptırmıyorlar hatta. Sadece uçağı da vermedi değil ya. Uçağı da vermedi. Basit bir şeyi vermediler. Bravo. Predator'u istediler. Bravo. Ve ne yaptılar biliyor musun Gaffar hocam? Yani konuyu açıyor. Amerikan elçiliği 90'lı yıllarda basılmış karakollardan sonra timsah gözyaşı döküp terörle mücadelede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanındayız diye 100 tane mesaj attı. Bir tane SİHA vermedi. Yanımdaysan ver hadi. Ver abi bir cephane ver silah ver. Bak çok enteresan bir silah şey vermedi ya. Ben çok ilginç bir yere geldiniz. Şimdi şöyle şeyler oluyor ya. Ya işte mesela bizim yerli savunma sanayimizi, silah sanayimizi küçümsüyorlar. Alay etmeye kalkıyorlar. Ya da işte bunları yiyecek miyiz, içecek miyiz falan diyorlar. Ya tabii hani geçim de çok önemli. İnsanın karnının doyması da önemli. İyi de 75 başka bin kişi de istihdam ediliyor bunda, savunma sanayimde. Ya, 75 tabii, bin. Yeniyor da demek. Şöyle yani diyelim ki hani savaş, makina falan yapmayalım başka şeyler. Tamam hadi olabilir eyvallah. Fakat şunu atlıyorlar. Bakın dün, özür dilerim bugün Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi açıldı. Milli Meclis'in açılışında İlham Aliyev bir açılış konuşması yaptı. İlham Aliyev'in sözlerinin başında kurduğu bir cümle var. Dedi ki, birinci vazifemiz dedi, milletvekillerine hitap ediyor. Hı hı. Birinci vazifemiz askeri gücümüzü arttırmaktır. Çünkü askeri gücümüz olmazsa ne ekonomide ne siyasette hiçbir alanda başarı kazanamayız dedi ve devam etti. Bu neden önemli biliyor musunuz? İlham Aliyev'in bir özelliği var. Bu coğrafyada 30 yıl işgal görmüş
30 yıl işgal görmüş. Bir Filistin var, bir de Azerbaycan var. Filistin'de daha devletleşememiş. Yani devlet olarak toprağını kaybeden bir Azerbaycan var. Bir de işgalciyi kovabilen bir tek o var. Şimdi bizim onu dinlememiz lazım. Biz işgal görmedik. Yani Kurtuluş Savaşı'ndan beri Allah'a şükür görmedik. İnşallah da görmeyeceğiz. İnşallah. Ama bu düşman işgalci bir düşman. Nasıl Filistin'e çöktüyse şimdi Lübnan'a yürüyor. Suriye'nin bir kısmını almış. Mısır'a yarın saldıracak ama şu gidişattan bakılınca bize doğru geldiğini görmemek için çok aşırı derecede. Bir de önemli nokta Ekrem Kızıltaş, durdurulmuyor. Adam niye dursun ki? İsrail niye dursun Ekrem abi bu noktada? Yani durması için bir gerekçe, bir şey var mı? Ancak gücü yetmediğinde, soluğu tükendiğinde mi duracak? Nasıl görüyorsun? Yani görmek şu, İsrail'in varlığı şu anda hepimizin şahit olduğu gibi haritaya baktığımızda orada bazen gemileri yerleştiriyoruz ya. Evet. Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de gerek Akabe'de gerek işte Hint Okyanusu'nda her yerde gerektiğinde İsrail'le alakalı herhangi bir sıkıntı olursa devreye girmek üzere bekleyen birileri var. Ve şunun da farkındayız, 7 Ekim'den beri İsrail sürekli olarak gerek demir kubbenin mühimmatı için, gerekse diğer attığı bombalar için falan filan sık sık Amerika Birleşik Devletleri'ne müracaat ediyor. Tahmin ediyorum diğer Avrupa ülkelerinden falan da bir şeyler geliyor. Dolayısıyla İsrail kendi başına, tamam işgalci bir güç, şeylerin arzularının sınırı falan yok. Problem şu, birilerini kendine rahmet etmiş, onları kukla gibi kullanıyor. Kendisine itiraz edebilecek güçleri falan filan olmayan birilerini kullanarak, kendisine gelen şeyleri oraya buraya atarak bir şeyler yapıyor. Durur mu? Durmaz. Neden? Biraz önce konu açıldı. Bu stüdyoda da bazıları mesela der ki, eğer eski metinlere bakarsak, İsrail'in kendine göre kutsal dediği metinlere bakarsak, arz-ı mevut konusu 3 ayrı kategoridedir. Kimine göre Filistin ve biraz sağı solu yukarısı aşağısı çok az. Ama kimine göre biraz daha genişletilmiş. Fakat şu anda biz zannediyorum yeni dönem Siyonizmiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla Netanyahu'nun ve bazı İsrailli yetkililerin ellerine aldıkları bazı haritalarda bizim Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizin de olduğu, Suudi Arabistan'ın da olduğu arz-ı mevcut haritaları yayılıyor. Evet, burada evet. Senin sorduğun soru önemli. Bir dakika ya, sen 7 milyon oradasın. Dünya genelinde varlığın en de sonunda 25 milyon. Evet. Burada bahsettiğin yerlerdeki nüfus bile neredeyse 200 milyon. Hadi canım sen de. Rahmetli Erbakan Hoca'nın dediği gibi ya, bütün dünyayı ele geçirmeye çalışıyorsun. Bütün illere vali atamaya kalksan nüfusun yetmiyor. Ama burada goyimleştirilmiş dememiz gerekiyor galiba Yusuf Bey'den hareketle. Evet. Alev Alatlı'ya rahmet olsun. Çünkü burada Siyonistlerden çok Siyonistleşmiş kişiler söz konusu. Amerika'da evangelistler, Hristiyan Siyonistler var. Bölgede bir şekilde kontrol altında tutulan ve parmaklarını dahi kımıldatmaya cesaret edemeyen güçler var. Mısır, Ürdün, keza işte Suudi Arabistan falan gibi. Mesela Suriye dediğimizde oturup saatlerce düşünmemiz gerekiyor. Suriye bakın, tarihte İsrail söz konusu olduğunda en sert devletlerden biridir. Hafız Esad döneminde de, Beşar Esad döneminde de ben mesela 2008'de Suriye sınırında Gazze'ye yardım götürdüğü için pasaportunda Gazze mührü olan bir emekli binbaşımızı sınırdan gecenin saat 2'sinde geri çevirdiklerine şahit oldum. Bir dakika, sen böyle giremezsin. Çok sert. Ama bakın, Golan 67'den beri işgal altında. İsrail'e karşı çok sert olan bu ülke neredeyse İsrail'e tek mermi sıkmamış. Sıkılmasına vesile olmamış. Dolayısıyla karmaşık bir durum söz konusu. Buradaki konu İsrail'in bölgeyi goyimleştirme tabiri çok hoş bir tabir. Bölgedeki yönetimleri adeta goyimleştirerek ellerini kollarını bağlaması, yarın başlarına gelebilecekleri net olarak gördükleri halde adeta hareket edemez hale getirmesiyle alakalı. Neden? Lübnan diye bir şey yok artık şu anda zaten. Hizbullah diyoruz. Ama eninde sonunda Allah korusun İsrail oraya girecek olursa, evet buraları Hizbullah'tı, artık yukarıya gitmeme gerek yok demeyecek. Vaktiyle olduğu gibi büyük ihtimalle tüm Lübnan'ı isteyecek. Ve orada durmayacak. Tartus'u gözüne kestirdiğine göre Suriye ilgi alanında, zaten Suriye ile ilgili şeyler var. Irak'tan gelen bombardımanlar var. Dolayısıyla her ne kadar biz Amerika ile aramız iyi ya da Rusya arkamızda falan filan denilse de İsrail'in duracağı yer konusu karmaşık, öngörülemez tabiri Trump için biraz önce kullanmıştık. İsrail'de kesinlikle öngörülemez bir yapı. Neden?
48'de var edilmiş halinden bugün geldiği hale bakıyorsunuz. Neredeyse topraklarını %50-%60 artırmış. Birleşmiş Milletler'in çizdiği sınırları kabul etmiyor. Güvenlik Konseyi'nin tanıdığı 242 miydi, 272 sayılı karar hiç umurunda bile değil adamın. Neden? Oralarda diyelim ki Güvenlik Konseyi'ndeki 5 kişiden Amerika'ya esir almış. O dünya birden büyüktür lafını anlamlı hale getirecek. Sürekli. O da güzel lafmış bu arada Ekrem abi. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünya beşten büyüktür dediğinde o değer orada var. Niye? Beşten büyüktür ama birden de büyüktür. Neden? Çünkü bazen o 5 ülkeden bir tanesini elini kaldırınca 193 doğru. ülke anlamsız hale geliveriyor. Zaten buradaki hikaye de o yani sonuçta değil mi? 2 tane Güvenlik Konseyi üyesi Filistin'i destekliyor. Tabii tabii. İkisi çekimser kalıyor. Tabii. Bir tek Amerika. Bir tek Amerika. Denge o. Yani tabii. Birden büyüktür, beşten büyüktür. Aşağı yukarı aynı laflar burada. Buradaki konu az önce ben Yusuf Bey'e Gaffar Bey'e de bunu sormaya çalışıyorum. Levent Bey de ilgilendiriyor. Ama ben senin soru sormayı engelliyorum çünkü seni konuşturmaya çalışıyorum. Yani senin görüşlerini merak ediyorum. Onları ben soracağım. Soru bir şeyi açmak için. Şunun için. Şimdi bakın evrenin sözünü boşuna hatırlatmadım. Amerika Birleşik Devletleri işte 12 Eylül falan filan belli bir süre sonra sen işte o zaman 60 milyonluk bir ülkeyi yönetiyorsun. Ama şunun farkındasın aslında sen yönetmiyorsun. İşte Mısır 90-100 milyonu buldu galiba nüfus. 100 milyonluk bir ülkeyi yönetiyor işte evet. Sisi. Ama aslında sen mi yönetiyorsun? Neden? Mısır'ın refleksleri Gazze söz konusu. Gazze Mısır toprağıdır. Gazze söz konusu oradaki 355 gündür süren katliam söz konusu olduğunda Mısır'ın refleksleri böyle mi olmalıydı? Yani ben şuna inanıyorum. Biraz naif bir inanç olabilir bu. Türkiye'nin Gazze'ye falan sınırı olsaydı bu kadardır süren bir şeyde Türkiye bir şekilde bu konuya müdahil olur. Mutlaka değil mi yani? Bu programın sınır. Konusu Gazze bile olmazdı. Ha? Kesin. Neden? Neden? Çünkü en Türkiye için işte orada bir sınır problemi var. Şu var, çeşitli sebepler var. Bakın mesela biz bazı şeyler hep yanlış anlıyoruz. Türkiye Nisan ayının başında dedi ki ben sana 154 kalem malı vermiyorum. Zaten vermiyordu. Uluslararası ticaret hukuku dolayısıyla falan bir takım o kendini hukuk açısından da sağlam aldı. Sonra Haziran başında dedi ki ben sana hiçbir şey satmıyorum. Şimdi birileri saçma sapan şeylerle bunu bile itibarsızlaştırma peşinde. Buradaki olay şu. Mısır'ın, Ürdün'ün, Suudi Arabistan'ın, Suriye'nin, Irak'ın, şunun bunun ve İran'ın aslında akıllanması gerekiyor. Neden? 2024 senesindeki şu tabloya baktığımızda eğer İran bu bölgede Şii yayılmacılığı yerine İslami bir taban oluşturma derdinde olsaydı İsrail Gazze'ye vurmaya, Batı Şeria'ya vurmaya, Hizbullah'a vurmaya cesaret edemezdi. Şimdi daha ediyor. Niye? Karabağ işgal edilirken he? Susmazdı. Karabağ işgal evet. edilirken susmazdı. Evet. Yani buradaki konu küçük olsun benim olsun ya da benim olursa daha iyi olur. Ben bir böyle ayağa kalkayım ben onlara sorarım şeklinde. Saçma sapan ham hayallerin bizi getirdiği bir tablo bu. Buradaki konu ümit, beklenti hepimizin bence bekleyeceğimiz şey şu. Mısır olmalı. Ürdün olabilirse olmalı. Suriye olmalı. Niye? İşte af çıkarıyor falan. Şimdi kusura bakmayın. Esad bundan önce kaç defa af çıkardı bilmiyorum. 23. Efendim? 23 bu da 24. Ha, şimdi güvenilirliği yok. Neden? Evet. Af çıkardığında benim ona inanmam söz konusu değil. Oradan Türkiye'ye kaçan ya da Lübnan'a kaçan ya da Irak'a, Ürdün'e kaçmak zorunda kalan insanın içi mutmain olmalı. Ha bak sen böyle demiş. O halde ben gidebilirim. Ben 2009'da diasporadaki Suriyeliler toplantısına katılmıştım. Ya da 2008 tam hatırlamıyorum. Orada dünyanın her tarafından 1980'den sonra kaçmak zorunda kalan insanlar Suriye'de temsilciler bazında toplandı. İşin başında da Buseyna Şaban vardı. Orada çok güzel bir hava esti. Ama ne oldu? O hava yürümedi. Neden? Suriye'ye çöreklenen Baas rejimi, burası bizim arka bahçemizdir kardeşim, biz burada istediğimiz gibi oynarız diye yaklaştığı için, orada değil 2-3 gün boyunca konuşulan güzel temenniler, şunların bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Şimdi gerçek olan şu, Suriye, Lübnan'da eğer bir şeyler olursa Suriye büyük risk altında. Neden? Yani zaten Golan elde. Golan Şam arası çok uzak bir yer evet, değil. Dibinde mi? Zannediyorum 40-50 kilometre. 60 kilometre. Tabii, şurada tamam, bir yerde o değil mi? Şurası. Şu yakınlarda. Evet. 80 kilometre bir yerde. Şam burası. Yani ben 2009'da, yani 2003'de herhalde Şam'dan Golan'a gitti. Hazır mı Turgut Alp'te? Tamam. Oraya gittim zaten. Hı-hı. Yani buradaki mesele
var olan tablonun ezber bozan bir hale dönüşmesi gerekiyor. Bölge ülkeleri açısından burada herhalde Esad'ın da aklını başına toplaması, Irak'ın da, Ürdün'ün de, Mısır'ın da aklını başına toplaması gerekiyor. Çünkü en de sonunda bu adam durmayacak. Neden? Kendisine her türlü desteği vermeye hazır birileri, Amerika Birleşik Devletleri orada hazır, gerektiğinde Avrupa ülkeleri de devreye giriyor. İtiraz edemiyorlar. Neden? İtiraz ederlerse koltuklarını koruyamayacaklarını biliyorlar. İtiraz ederlerse bir daha oraya bulundukları yere gelemeyeceklerini biliyorlar. İtiraz ederlerse Epstein dosyaları ve benzer şeyler üzerinden rezil edileceklerini bildikleri için diyetlerini başkalarına Filistinliler ödetiyorlar, biz ödetiyoruz. Konuşmaya devam edelim. Gaffarcığım, özür dilerim. Levent Hocam, senin de itirazın var biliyorum ama Turgut Ertuğ Boyraz, Beyrut'ta bir bağlanalım. Şimdi telefon bağlantılarında düşebiliyor bazen, sorun çıkabiliyor. Duyuyor beni değil mi Turgut Ertuğ Boyraz? Merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar Melih Altınur. İyi akşamlar hocam. Hocam şimdi birkaç sıcak gelişme var. Irak İslami Direniş Hareketi Eyliyet Limanı'nı vurdu. Programda bunu konuştuk. İsrail bir yandan Tartus Limanı'nı vuruyor. Bugün itibariyle Turgut Alp geldiğimiz noktada kara harekatının başlamasına yönelik bir takım sinyaller de var. Oradaki atmosfer nedir? Senden dinliyoruz hocam. Öncelikle Yemen'den de bir saldırı var. Yemen'de var. İsrail'in güneyindeki Eylat şehrine, Melih Altınok, o bilgiyi de aktarayım. İsrail tarafı da bunu doğruladı. Bir drone, bir SİHA yani atılmış ve bir de roket atılmış. İki İsrailli hafif bir şekilde yaralanmış. Evet, İsrail tarafında hem Genelkurmay Başkanı hem de İsrail'in kuzeyindeki kuvvetlerin komutanı kara harekatından bahsetti. Orduya hazırlanma emri verdiklerini söyledi. Muhtemel bir kara harekatı için bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği net değil. Henüz ancak İsrail tarafında hazırlıklar had safhaya çıkmış durumda. Hatta iki yedeklerden oluşan askeri tabura da kara operasyonu, muhtemel kara operasyonu için İsrail ülkenin kuzeyine sevk etmiş durumda. Bir de bugün şöyle bir bilgi yansıdı. Axios diye bir sitede İsrail'li bir gazeteci yazdı ama daha sonrasında İsrail basını da bunu teyit etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail ile Hizbullah arasında bir ateşkes teklifi hazırladığı yönünde. İsrail basında yazılan detaylara göre bu ateşkes teklifi bir aylık bir ateşkesi öngörüyor. İsrail ve Hizbullah'ın Litani Nehri'nin yani sınırdan 40 kilometre kuzeye çekilmesi konusunda ısrarcı değil. Bunun karşılığında da Hizbullah'a Gazze'de yani Hamas'la İsrail arasında ateşkes müzakerelerine ciddi ciddi yeniden dönülmesini önerdiği söyleniyor. Yine yerel basına göre, İsrail basına göre Netanyahu'nun bunu ciddi bir şekilde değerlendirildiği söyleniyor. Birkaç gün içerisinde ABD'nin bunu açıklayacağı yönünde de haberlerde bilgi vardı. Şimdi bu kabul edilebilir bir şey mi Hizbullah açısından? Hizbullah'ın içerisinde bulunduğu konuma baktığımızda belki bir çıkış yolu olarak algılanabilir. Neden söylüyorum bunu? Şu ana kadar öldürülenlerin sayısı 600'ü aşmış durumda İsrail tarafından Lübnan'da. Yaralananların sayısı 2000'i aşmış durumda. Evet, İsrail yaptığı açıklamaları çok abartıyor. İşte Hizbullah'ın cephaneliğinin %50'sini yok ettik vesaire diyor. Ancak şöyle de bir gerçek var ki Hizbullah'a çok ciddi zarar verdi. Özellikle komuta kademesinden önemli sayıda insanları öldürdü ve öldürmeye de devam ediyor. Hani o patlatılan pager ve walkie-talkie cihazları vardı ya. İşte bugün yansıyan haberlere göre 1000'den fazla insanın görme yetisini kaybettiği, işte yine 1000'e yakın insanın parmaklarını ya da elini kaybettiği yönünde bilgiler var ve bu insanlar Hizbullah'ın orta ve üst kademesindeki insanlar, yani operasyonları yönetecek güçteki insanlar. Hal böyle olunca Hizbullah'ın zor bir durum içerisinde olduğunu anlıyoruz. Bir de Melih Altınok, şu ana kadar Hizbullah'ın saldırılarında, yani pazartesiden bu yana, hani İsrail'in o yoğun saldırılarının başlamasından bu yana Hizbullah'tan İsrail'e yönelik düzenlenen saldırılarda henüz bir İsrailli hayatını kaybetmedi. Bugün sabah saatlerinde Tel Aviv bir süpersonik düzeyine hedef alındı. Ama havada yakaladı, bu bir mesajdı. Hizbullah şunu diyor, sen ne kadar vurdum desen de benim elimde hala sana zarar verecek füzeler var, güç var diyor. Muhtemelen bu da doğru. Ancak henüz Hizbullah bu konuda tetiğe basmış değil. Burada anlaşılan o ki İran'dan da bir yeşil ışık gelmemiş gibi gözüküyor. Bugün birkaç kişiyle görüştüm. Hasan Nasrallah'a kalsa bu kadar aşağılanmanın ardından,
bu kadar kendi hareketinin, imajının zedelenmesinin ardından muhtemelen İsrail'in ciddi derecede canını yakacak saldırılara çoktan başlardı. Ancak İran'dan bir yeşil ışık gelmemiş gibi gözüküyor dedi. Şimdi bugün İran Cumhurbaşkanı New York'taydı. İşte İran'dan da mesajlar veriyorlar. Onların verdiği mesajlara baktığımızda Batı'yla yeniden nükleer müzakereleri açmak, o dosyayı yeniden açmak, anlaşma yolunda ilerlemek istiyor İran. Yaptırımlar vesaire gibi konuların yumuşatılmasını istiyor. Dolayısıyla baktığımızda İran'ın kendi çıkarları, Hizbullah'ın çıkarlarıyla bu açıdan da pek örtüşmüyor gibi. Hatta birçok kişiye sordum. Bugün şunu dedi, işte İran'ın kendi çıkarları var. Buradaki hareket Şii bile olsa İran için çok önemli değil. Son tahlilde İran kendi maslahatına bakar diye. Böyle bir durum var Melih Altınok. Hizbullah her gün vurulmaya devam ediyor. Yani İsrail'in elindeki istihbarat Hizbullah'a yönelik çok güçlü gözüküyor. Yani vurulan yerlerde hemen hemen hepsinde Hizbullah'ın bir komuta kademesinden ya da üst düzey isminden birilerinin hedef alındığını görüyoruz. Bir yandan da Gazze'dekine benzer bir insani drama doğru gidiyor Lübnan'da yaşananlar. Bugün sığınmacıların yani İsrail sınırından, Lübnan'ın İsrail sınırından kuzeye doğru kaçanların sığındığı, hükümet tarafından onlara tahsis edilen birkaç okulu ziyaret ettik, röportajlar yaptık, çekimler yaptık. Özellikle Lübnan sınırındaki köylerden ve Lübnan sınırına yaklaşık 30 km, özür dilerim, İsrail sınırındaki köylerden ve İsrail sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Lübnan'ın ikinci en büyük kenti Sur'dan çok sayıda insan kuzeye doğru kaçmış durumda. Lübnan Dışişleri Bakanı'nın ifadesine göre bunlar yarım milyona yaklaşmış durumda. Dün 41 bininin bunlardan kendilerine tahsis edilen okullara